Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Merak ettiğim bir müzik grubunu ağırlıyorum. 5 kişiler ve solist arkadaşım da yanımda oturuyor. Yüz yüzeyken konuşuruz. Hoş geldiniz. Gitar ve vokalde Kaan Boşnak, elektrik gitarda Engin Sevik, bas gitarda Can Tunaboylu, davulda Can Kalyoncu ve klavyede Baransel Ökmen'den oluşan genç adamlardan kurulu bir grup. Kaan da hemen yanımda. İlk defa bu programı böyle 6 kişi beraber yapıyoruz. Hepiniz kısa boylu musunuz? Genel olarak. Ben hariç falan. Ortalamayız sen hariç. Sen hariç mi? Sen boyu kaç? 86. 86. Hakikaten diğer arkadaşlara göre hakikaten uzunmuş. Ben ilk geldiğinizde ne kadar kısa boylu bir grup geldi dedim. Yüz yüzeyken konuşuruz. Grubun ismini sormayacağım. Çünkü sorunca çok uzuyor bunlar. Her yerde belki soruyorlardır. Diğer niye böyle uzun isimler veriliyor gruplara diye. Fakat hakikaten bu şehir hayatının içinden filizlenmiş, bizzat şehrin içinden gelmiş ve entelektüel gruplarda bu isimleri görüyoruz galiba şimdi, değil mi? Böyle söylesem ayıplar mısınız beni? Böyle yaygın desem, şu an evet. Ha? Doğru. Böyle desem olur mu? Olabilir, ayıplamayız. Yani. Doğru da bence. Doğru mu? Doğru. Peki. Tabii. Evet. Peki, bu Bostancı Gösteri Merkezi'nde 7 Nisan'da bir konser verdiniz. 5000 kişilik bir konser ve bu konser aynı zamanda kayıt altına alındı ve 25 Ekim'de de Blue TV'de yayınlandı. Bu konserin sahne kurulumundan grubun konser mekanına geçmesi, röportajlar, kulisteki heyecanlı bekleyişler, konserde yaşanan unutulmaz anlar hepsi bu konser belgesel paketi içerisinde seyirciye sunuldu. Nasıl karşılandı, nasıl tepkiler aldınız? Sizden başlayalım, devam edelim. Yani aslında ben dürüst olayım, çok tepkileri takip etmeye fırsatım olmadı. Niye? Olmadı, olamadı. Ne yapıyordunuz yani, o sırada? Niçin çünkü, insan bir şey yapıyor, tepkileri yani nasıl ben takip ediyorsun? Biraz sosyal medyadaki tepkilerden korkuyorum açıkçası. Yapma o yüzden ya. Çok takip edemiyorum ama sanırım siz etmişsiniz. Ben açıp da bakmadım açıkçası hiç. Ben yani nasıl iki sözlüğe baktım sadece. İyiydi, bir tane yorum gördüm belgeseller. Yani yakın çevremden iyi tepki aldım. Arkadaşlarımız beğendi. İyi bir şey yani. Gördüğünüz gibi konuk aldığım hiç kimseye benzemiyorlar. Yani bir şey yapıyorlar. Birisi ek sözlüğe bakıyor. Diğeri hiç fırsat bulamamış. Belki umurunda değil. Oh, ne acayipsiniz ya. Annem gururlandı. Evet. Peki. Sosyal medya, ya yani sosyal medya neyse işte o Twitter, Instagram ya da başka şeyler, bunlarla alakanız var mı? Var. Instagram kullanıyor herkes gibi. Herkes kullanıyor mu Instagram? Kullanıyoruz ama biz biraz daha aslında mizahi tarafını ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Yani bizi dinleyen jenerasyon da aslında hani bu siz de bilirsiniz İnci Sözlük'te başlayan o jenerasyon. İnternette daha çok, trollüyle ön plana gelen jenerasyonun dilinden biraz daha anlayabilmek için biraz daha mizahi yönden kullanmaya çalışıyoruz ama tabii ki bizimle alakalı her şeyi Instagram hesaplarımızdan, Facebook'tan takip edebiliriz. Çok da aşırı kullanmıyoruz ama. Hani bazı sanatçılar çok fazla kullanıyor. Her gününü anlatıyor. İşte de her şeyi sürelerle işte anlatıyor. Biz... Onlar baskı altındalar. Çünkü onların managementları, şunları bunları diyor ki sabah kalktığında bir tane post at, sonra öğlene doğru bir tane İlaç almak gibi bir şey onlar için. Ondan sonra yemek yedikten sonra bir tane daha post at filan. Öyle bir hayatları var. Evet, kimisi de kendi tercih ediyor. Paylaşmayı seviyor. Biz o kadar siz paylaşmayı sevmiyorsunuz. Her şeyi paylaşmıyoruz. Biz sahnede paylaşıyoruz. Evet. Dalga geçmeyi daha çok seviyoruz aslında. Evet, ama dinleyicimiz de değil, kendimizde. Ya benim Twitter'ım yok ama haberleri birinci ağızdan takip etmek için kullanıyorum. Hiç post yazmıyorum mesela. Nasıl geçiyor hayatınız? Genelde evde müzik yaparak ya da bir şey izleyerek, film bizim izleyerek. Kadıköy'de geçiyor aslında. Özellikle dördümüzün. O anlaşılıyor. Nasıl? Yani Kadıköy, altı yol taraflarında mısınız? Altı yol tarafında mısınız? Ben Moda'dayım, Kısım Toprak'ta. Yani Barlar Sokağı'nda. Bulabilirsiniz. Ama Kaan değil, Engin yeni geldi. Benimki neresi oluyor? Sen direkt Barlar Sokağı'ndasın. Ben Karagümrük. Yeni geldi ama karşıya özde tekrar dönecek. Evet. Ama Bahariye. Senin. Siz neredesiniz tatlım? Ben de Bahçeli Evler'de ailemle yaşıyorum. Grubun çocuğu o ben olduğum için. Bir grup düşünün ki solist Bahçeli Evler'de annesi babasıyla yaşıyor. Öyle bir grup. Müthişsiniz. Çok çok tatlı bence. Harikulade. Peki ne zaman bir eve çıkma görünüyor?
Yakınlarda var öyle bir plan. Ciddiye bindi. Ama herhalde anne baba çok iyiler. Tabii tabii onlar canlarım zaten. Sağlar değil mi? İkisi tabii, de anne de baba da. Evde başka büyük var mı? Başka büyük yok ama ablam ve ablamın kızları sürekli taciz etmekteler bizi. Onlarla uğraşıyorum ben de. İki tane küçük şey şekerim ya. Var. Vallahi canım çekti bir evde yaşamayı. Vallahi yapayalnızım uzun yıllar. Estağfurullah. Herhangi bir yerde olabilir. Aileyle yaşamak çok güzel. Peki bu tabii ki bir başlangıç yani 2011'de kurulmanızla beraber aslında çok rahat gelmişsiniz değil mi? Yani bir fazla bir alışa geldiğimiz tarzda bir tırmalama yok sizde. Çünkü ilk başta benim öndeki notlara göre sadece genç bir şarkı yazarının video kamerayla kaydedip yayınladığı şarkılardan oluşan bir proje gibi görünüyor. Daha sonra insanlar şarkılara ilgi gösteriyorlar. Tabii internet bu arada gelişiyor ve tabii ki internette tepkiler geldikten sonra siz ve Engin Sevik bir araya geliyorsunuz. Hı hı. O bir araya geldiğinizde ne konuşuyorsunuz? Ne dediniz o zaman? İkiniz bir araya geldiniz. Nasıl bir araya geldiniz? Şimdi şöyle oldu. Aslında benim en başında bir klavyeciye ihtiyacım vardı. Piyano çalacak bir arkadaşıma ihtiyacım vardı. Çünkü zaten gitarları ben çalıyordum. Hı-hı. İki kişi olmak da hayalim. Hı-hı. Sonra gelişen süreç içinde Engin ikinci gitar, eşlik gitarlara geçti. Ve sonra yıllar içinde de bu kadro şekillendi. Hı-hı. 2013'te ilk albümü yapana kadar aslında ikimiz beraberdik Engin'le. Evet. Ama böyle bir çabalamadınız değil mi? Yani bir arkanızdan iten ya da önden çeken biri yoktu. Yani bir menajer, turne menajeri, plakçı, şucu, bucu falan filan. Yani aslında bütün müzik endüstrisi kuralları dışında, o kurallara uymadan gelişti diyebiliriz. En büyük faktör YouTube'tu. YouTube'un yeni yeni Türkiye'de popülerleşmesiydi zaten. Ama işin komik tarafı da hiçbir şarkımızı biz kendimiz YouTube'a yüklemedik. Hep başkaları tarafından yüklendi. Evet. Onun takibini boş vermemiş olmamız da aslında biraz bizim yanlışımız. Hayır değil, değil. Hala çok coolsunuz. Yani son baksana böyle bir şey hakkınızda bir belgesel yapılıyor. Ve başkaları sizden gizli yapmışlar gibi ama bakmadık, ilgilenmedik falan. Ve 2013'te Evdekilere Selam albümü yayınlanıyor. Evet, ilk albümümüz. Niye ilk albümün ismi Evdekilere Selam? Seninle ilgili? Yani o zamanki ruh halimiz herhalde. Hı. Çok da mantıklı. Yani grubun isminin de mantıklı bir açıklaması olmadığı için. Çok güzel, çok güzel. Peki, sonra 2014'te ikinci albüm, işte bu isim çok güzel, Otoban Sıcağı. Evet. Çok güzel bir isim. Teşekkürler. Harikulade. Teşekkür ederim. Ve 2017'de Akustik Travma. Hı? Akustik Travma'dan sonra da iki tane single'ımız var. Evet. Şimdi de üçüncü çıkacak. O iki single isimlerini söyler misin? Boş Gemiler ve Ölsem Yeridir. Son iki single'ımız. Şimdi de Ocak ayında sanırım inşallah. Ocağın ikinci haftasında bir şarkı daha geliyor. İsimli single'ımız çıkacak. Onu da New York'ta kaydettik. Ne fark eder, single'dan saymıyor muyuz? Yok, fark eder. Çok eski. Bu son çıkacak single'ımızı New York'ta teybe band kayda analog şekilde kaydettik. O yüzden bizim için biraz önemli. 2 inç. 2 inçe kaydettiniz. Evet. Baktınız mı? 2 inç miymiş? 2 inç miydi? İçine bakmadım da. 2 tane makara var. 2 inç. 2 inç kalınlığı. Evet hadi teknik hadi. Siz daha iyi bilirsiniz. Niye ben daha iyi biliyorum ayol? Ben müzisyen değilim ki 2 inç. Eski toprak yani. Artık ulaşmak zor ya o teknolojiye biraz yani. Tuncer gördün mü ne hale geldik? Ha? Bir süre sonra eski şimendiferleri anlatmaya başlayacağız. Var öyle yaşlılar için diziler falan böyle eski trenler falan diye ölmeden önce seyretmek için. Evet peki ama tabii ki niye bunu yaptınız? Çünkü buradan... Başka bir ses kalitesi bekliyorsunuz. Başka bir sıcaklık. Evet sıcaklık. Ben o sıcaklık olarak tarif etmiyorum. O sıcaklık hemen fotoğrafta da yani işte analogla dijital arasında da böyle bir fark var. Analog daha sıcak. Yok ya öyle bir şey yok. Onun teknik açıklaması var aslında. Yani daha ya da mesela şimdi vinilin frekans, tekrar CD'lerin önüne geçmesi gibi. Daha organik değil mi? Yani? Saturasyonla alakalı. Band aralığı ve frekans aralığının daha geniş olmasıyla alakalı bir sound farkı. Evet, aslında bütün mesele şu. Tavsiye ederim bunu kullanın. Bir zeminin üzerine kaydedilmesi. En büyük farkı bu yaratıyor evet, aslında. Evet, evet. Bir zemine kazınıyor. Bir zemin üzerine nakşediliyor. Sabitleniyor. Hangi kelimeyi kullanmak istersen. Bir zeminin üzerine yapılıyor. 2 inç band da böyle. Keza vinil de böyle. Aslında vinil teknolojisine baktığın zaman berbat bir teknoloji. Bir kazıyıcı var. O kazıyıcı bir plastikimsi, bakalitimsi, bakalitimsi, öyle değil mi madde onun vinilin LP malzemesi?
Bilmiyor musunuz? Neyse. Bir yani materyal üzerine kazıyor. Somut bir şeye dönüşüyor. Yani. Somut bir şey, evet. Yani hard copy'ler de her zaman iyidir ve asıl 2 inç bandında güzel tarafı, yani o büyük makaraların olduğu ve lambalı amfilerin olduğu ve bilmem şu. Şunu sonuçta fark ettiler. Şimdi sen elektrik gitar çalıyorsun. Evet. Niçin lambalı amfilerden vazgeçmiyorsun? Şimdi yine sıcak tonlayacağım, olmayacak. Evet ama yani niçin lambalı amfiler? Sonra niçin o lambalı amfiler başka lambalı mikrofon amfileriyle falan filan bir yere geçiyor? Ve niçin sonra bütün bu süreci bir band kaydıyla tamamlamak istiyorsunuz? Bu yüzden. Tabii. Çünkü dijital bir zeminin üzerine durmuyor. Ne fotoğrafide, ne sinemada, ne de audio'da. Bütün mesele bu. Ve buna geri dönülüyor mecburen. Çünkü insanlar bir şey fark ettiler orada. Bir yavanlık var. Değersizleşme. Bizde de şöyle bir farkındalık evet. var. Bizim siz çok gençsiniz ve eski diyebildiğimiz aslında ama üstün bir teknolojiyle yaptığınız son albümünüzü, son şarkınızı. Son şarkımızı. 2011'de biz işin içine girdiğimizde çok gerilla bir şekilde girdik. YouTube'da yapılan kayıtların çoğu profesyonel mikrofonlarla kaydedilmemişti bile ve çoğu hücum kayıttı. Sonrasında zaten bizim arayışımız böyle gerilla bir şey mi yoksa iyi aranjeler, iyi prodüksiyon ve iyi sound mu diye düşündüğümüz için bu noktaya geldik ve biz aslında hani hit şarkılar yapmaktan ziyade insanların dinlerken gerçekten içinde bir şeyleri oynatabilecek ya da gerçekten iyi müzik dinleyicisine hitap edebilecek bir sound yaratmaya çalışıyoruz. Derdimiz bu. Çok güzel. Peki şimdi şu Blue TV'deki konser belgeselinin bir tanıtımını izleyelim lütfen. Ama siz sahneye çıkarken çığlıkları duyan da der ki birazdan Rolling Stones çıkacak. Önden çıkan bu tipler sahneyi şöyle bir köşe bucak temizleyip gideceklermiş gibi anlaşılıyor. Öyle değil mi? Evet, öyle biraz. Senin suratından düşen bin parça. Ne oluyorsun? Kameralara çok alışık olmadığımdan kaynaklandığını düşünüyorum. Ha, evet. Peki. Bir de arkadaşlarımız Yüz Yüzeyken Konuşuruz'un kimi kliplerinden küçük bir kolaj yapmışlar. Bir anlam ifade etmiyor kolaj. Sadece kolaj. Yani bazı klipler izleyeceğiz. Tanıtım maksatlı. Görelim. Yarın sabah geri gelmeyecek misin? Ben... Tuncer, nasıl yorumluyorsun? Yani bu tabii ki dünyada müzik böyle müzik gruplarının yaptıklarını anlatmak için işte bunun flavor'ı, bunun şusu, bunun busu, tadı bir şey böyle bir şekilde anlatıyorlar. Yani yeme içme gibi anlatılıyor aslında bu. Değil mi? Böyle bir tuzu, baharatı falan filan gibi. Çünkü burada bir ansamble var. Yani beraber oluşturdukları. Çocuklar da birbirlerine benziyorlar, değil mi? Hepsinin tansiyonu düşük gibi. Fakat şey değil mi? Yani ben olsam herkese benim tansiyon düşük aleti takarım şimdi. Biz yaptık galiba. Ama işte bu nefis bir birliktelik var burada. Yani ha? Biz mesela ne kadar zıplarsak zıplayalım yapamayacağımız bir şey var. Bir kere böyle genç olmamıza imkan yok. Ha? Değil mi? Yani bir de tabii bu çok belirleyici bir neden. Yani ben 30 yaşındayım yani genç deyip duruyorsunuz ama çok genç değilim. Yani. Vah vah vah. Çok fena. Kalan günlerini iyi değerlendirmeye çalış. Yani Türkiye ortalamasına göre de genç sayılmıyoruz. Öf. Öf. Tüf. Küf. Peki. Ama yani dinleyenlerle aranızda bir ilişki var ve onlarla olan ilişkiniz bir popstar ilişkisi değil. Değil mi? Başka bir şey. Yani şimdi sanatın alıcısıyla üreteni bir araya gelebilirler. Ama bu alelade insanlarla o alelade insanların üretemediği, yapamadığı bir şeyleri ortaya koyanın bir araya gelişidir. Değil mi? Ama birbirleriyle çağdaş ve birbirlerinin kafasından anlayan, işte dertlerinden, tasalarından ya da aynı dili konuşan insanlar olabilir. Yani sonuçta siz konumlanmanız açısından aslında
seyircinizle, dinleyicinizle çok yakınsınız ama bir yandan da çok uzaksınız onlardan. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Doğru, evet. Yani internet zamanında grubun çıkmasıyla alakalı biraz da çok göz önündeyiz aslında. Instagram'dayız çünkü. Bizim jenerasyonumuzla alakalı. Bize ulaşabiliyorlar kolayca artık. Evet. Yani mesaj şey. Attığında görüyoruz yani. Evet. Bazen her zaman iyi bir şey olmuyor yani. O yüzden mesela bazen benim de hani Instagram'ı kapattığım oldu mesela. Hani sırf bir şey yazmasınlar diye olabiliyor. Ya çünkü influencer denilen potansiyel başka bir şey. İtiraf etti. Yani. Biraz önce Ekşi Sözlüğe baktım, bir tane yorum vardı, umurumda değil diyen adam Instagram'ı kapatmak zorunda kaldım dedi. Evet, anlat, daha da çok anlat. Sadece Instagram'da değil ki, YouTube'da da sürekli olduğumuz için hani... Peki nedir yani? Materyal, bir de... içerik üreticisiyiz aslında. Tabii ki, öyle en zor o. Çünkü bazı insanların ilk göz ağrısısınız değil mi? Öyle miyiz? Yani öyle mi? Öyle bana söylüyor. Bazı insanların ilk göz ağrısı öyle miyiz? Öylesiniz. Ben biliyorum öylesiniz. 2011 yani. Çıkışta olduğumuzu düşünürsek olabilir. Evet. Evet öylesiniz. O zaman... El ele geldikleri ilk konser. Ya da yalnız başına ve sizle aynı yalnızlığı paylaşan insanların izledikleri ve paydaş oldukları, ruh arkadaşı oldukları ilk işler. Biz şöyle bir tespit yapmıştık ya, bunu söylemem ne kadar doğru ama söyleyeceğim. Grubu dinlemekten ya da dinlediğini söylemekten, ifade etmekten utanan insanlar birbirine söylemekten konsere gelip hep bir ağızdan o şarkıyı bağırarak söyledikleri zaman o gerçekten değişik bir şey yani. Yani bir dakika, bunu bir daha söyle, bu güzel bir şey. Bir zaman grupa yani demiş. Bu grubun şarkısını sanki öyle bir şeymiş gibiydi yani. Ya birbirleriyle herkes, paylaşamıyorlar yani ama ergen grubu deyip hani ben içeri yani, ergen. Hani kendi... Kim ergen grubu dedi ya? Birisi mi dedi? Ya öyle bir algı yok muydu? Ne zaman vardı? Ben de öyle davrandım. Biz Türkiye'nin biraz yaşı geçmiş boy bandlerinden biriyiz aslında. Sadece yaşımız biraz geçti. Boy band olmadı yani. Diyemeyiz ya. İşte öyleydi. İlk defa böyle bir konuşturum işte. Var. Boy yani band ben övüp duruyorum. Bunlar kendilerini batırmaya çalışıyorlar. Ben de estağfurullah olarak bulunuyorum burada. Sizin nereniz boy band? Bir boy band yaratılışınız yok. Efendim? Öyle bir fiziğe sahip değilsiniz. Ben Can Yaman ve dört arkadaşı olsa başladığımız tamam yaşlar, başladığımız yaşları düşünürsek öyle gibi görünüp olmadı yani. Olmadınız tabii. Yani öyle bir fiziğe sahip olmak da bir yük insana olduk. Yani. İyi ki sahip değil. Can Yaman çok ağır. Ben çok üzülüyorum. Çok ama... iyi olmak zorundasın. Çok iyi davranmak zorundasın herkese falan. Bir tek öyle ben ama. İyiyim diyor sürekli. Yani. Bak, bakayım fena değil. İyiyim. Büyüdükçe daha yakışıklı olmadık yani. Peki. Ama zaten böyle bir şey yaptınız yani senin sesinin karakteri, orkestrasyonun karakteri zaten böyle bir hani boy band dediğin, tabii dalga geçmek için söylediğini hepimiz anlıyoruz ama böyle bir büyük ticari kitleyi hedefleyen bir grup olmadınız. Evet. Ve her zaman da independent kaldınız belli. Çalıştık. Evet. Çok zorlanıyorum Tuncer. Sizden birisi gelip oturmak ister mi buraya benim yerime yani? Böyle oldunuz değil mi? Evet. Evet. Sen ne dersin? Peki bu yeni şarkı ne zaman? Ocağın ikinci haftası filan. Ama bilmiyorsunuz tam olarak. Ben bilmiyorum. plakla belki sizin dışınızda çıkabilir. Evet. Yani şöyle plakla birlikte çıkacağı için. Plakla birlikte çıkaracağız. Plak tam çıkacağı tarih net değil. O yüzden. Ama ikinci ya da üçüncü haftasında kesin çıkacak yeni şarkı plakla birlikte. Daha erken bekliyorduk da olmadı. En azından Kaan'a haber verirseniz evden çıksın o gün. Ya bize kalsa hemen çıksın da biraz uzadı öyle plak basamıydı falan. Evet. Kendi içimizde de biraz böyle yılbaşından önce bekliyorduk bu aralar hani artık çıksın şu şarkı miksaj yenilerini yapamıyorsun süreçleri çünkü falan. O biraz beraber oturan var mı aranızda? Yok. Yok. Aramızda yok ama yakınız. Bir aydır görüşmüyoruz. Yani. Evet. Biz ara verdik de bir aylık. Çok konser veriyorduk. Bir ay ara verdiniz birbirinize. Evet. Evet. 5 kişilik ve yani aslında... birbiriniz dışında müthiş alternatifleriniz var mıydı? Mesela sen mesela Can Yaman'la mı arkadaşlık ediyordun? Madrid'e mi gidiyordun? Adaşım oldu. Ya konseri ara verdik. Sen Demet Akalın'la görüşüyordun. Ben görüşürdüm aslında. Demet'ciğim yani çok aynı grubun içerisinde. Kasım ayında tatil yapmayı seviyorum. Onların çok mutlu ilişkileri var, bir tek ben yalnızım. O yüzden bahçeli evlerde oturuyorum zaten. Evli olan var mı aranızda?
Yatkın olan. Yani yatkın olan. Güzel haber. Ama bu adamların hızında evlenmek evet bir 10 yıllık yatkınlık süreci zaten gerektiriyor. Bu fikre kendimi hazırlamalıyım. Ve bunun için sadece 10 yıla ihtiyacım var. Hemen. Peki. Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Bravo, tebrik ederim. Sizle konuşacağım fazla bir şey yok. Teknik konuşmayı yaptık, sizin hayatlarınızdan bahsettik. İlginç hiçbir şey bulamadığımız için. Hakikaten bu bazı sanatçıların şey var ya, magazin kameralarını itip, üretimimle var olmak istiyorum. Ya işte üretiminsiz daha iyisin aslında demek geçiyor benim içimden ama siz hakikaten üretimiyle var olan insanlarsınız. Teşekkürler. Başka bir var olma yolunuz zaten olamaz. Yani sadece üretiminizle var olabilirsiniz. Harika. Biz de seviyoruz. O yüzden zaten kurumuz. Sen idare edersin. Sen de bir gelecek var. Teşekkür ederim. Evet, sakallar makallar falan değil mi? Yakışıklı. Bu adam da fena değil. Sen sen de sen solist olduğun halde yarı yarıya. Boy band dedi ya kendisine. Peki. Size bayılıyoruz. Ne zaman konser var onu sormadım. 6 Aralık. Bak nasıl sıkılarak söylüyorum. 6 Aralık yine evden çıkmak gerekecek. Ve salon çok tedirgin edici. Çığlık çığlığa bağıran insanlar var. Hiç gitmek istemiyorum. 6 Aralık İF Beşiktaş, 7 Aralık söyleyebiliyor muyuz? Tabii ki söyleyebiliyoruz. Bayılıyoruz. Bütün mekanlar çünkü bunlar kültür sanat olaylarıdır. Yani kültür sanat performans olaylarında mekan isimleri veriliyor. Bu mekan isimlerini söylediğimiz zamanlar insanlar oraya gitmiyor. Çünkü satın alınan bir şey değil. Ancak kültür sanat olursa gidiyorlar. Söyle. 6 Aralık İF Beşiktaş. İF Beşiktaş. 7 Aralık İF Eskişehir. İF Eskişehir. Evet, 3 tane Aralık daha var Aralık'ta. Durak değildi değil mi? İF mi? Yok, durak en son. Bilmiyorlar. Bilen birileri var. Bu konuda dinleyenlere güveniyoruz. Instagram'ımızı takip etsinler. Siz yüz yüzeyken konuşuruz konserine gelin, onlar gelmeye çalışacaklar. Evet. 14 Aralık'ta da bir Anadolu turnesine çıkacağız ama onu da bilmiyoruz şu an. Of, Anadolu turnesi çok onu, çok sıkıcı. Hep bir de beraber değil mi? Evet tabii. Isparta ve İzmir. 5 tane daha var bu kadroda. 5 adam daha var. 10 kişiyiz. Ya biz 4 senedir aralıksız yani sürekli konser beraber falan. Sahnede 5 kişiyiz ama ekip olarak 10 kişiyi bulduğumuz için. Rodileriniz var mı? Hepimiz erkeğiz. Var. 2 tane rodi var. Sahne amirimiz var. Işıkçımız var. Her şeyimiz var. El alemde neler neler. Ne rodiler ne sahne amirleri. Bizimkiler kendileri taşıyor. Ama bunlar olmazsa... Vur sazın tellerine Tunçer. Ne rodi ne şu ne bu. Giderler bir otel odasında... 5 kişi, 6 kişi. Yusuf çorba kaynatır, Tunçer bağlama çalar. Senin oğlan. Kübalı fukara Gonzales tencereye tavaya vurur da neşelenmeye çalışırlar. Harika. Çocukları oldu, klavyedeki Tunçer'in üvey oğlu. Bir Esra Erol orkestrası olamadı bunlar. Yıllarca çabaladık. Bana üniversite yıllarımda teklif gelmişti. Yapma. Evet. Esra Girseydin Erol orkestrası, nasıl yürürdün oradan? Ama okulu bitirmem gerekiyordu. Gidememiştim. Ha. Of of. Neyse iyi ki böyle olmuş. Evet, anlatmıştım. Daha da yaşlanınca ne olacak? Nasıl şarkılar yapmak istiyorsunuz, düşünüyorsunuz? Sağlık, var mı böyle bir proje? Sağlıklı olmak istiyoruz her şeyden önce. Niye? Bak bu ikinci masa, sağlık masası. Allah uzun ömür versin ama sağlıkla. Bak tam yaşlı muhabbetine giriyor. Ben mi giriyorum? Sağlıklı bir hayat düşünüyorum. Ama düşünüyorsun. Yani grup olarak hiçbir zaman bir ayrılık olacağını düşünmüyorum ama ben hepimizin farklı farklı kendine seçeceği yollar vardır diye düşünüyorum. Benim var mesela. Yani tabii. Hani 15 yıl sonra belki en fazla kendimi prodüktör koltuğunda görmek isterim. Yani işim biraz daha mutfak stüdyo tarafında olan bir kişi olmak isterim. Yani çünkü konser verip sürekli gezmek yoran bir şey bir süre sonra insanı.
Ama ne yoruldun. Ama şey biraz motive oldum. Önceki konuklardan biraz motive oldum yani. 6 tiyatro oynamak, 7-10 tiyatro Onların kazandığı parayla sizin kazandığınız para arasında dünya kadar fark var. Biliyor musunuz bunu? Çok acayip bir şey. Ben biliyorum. Müzisyenlerle oyuncular arasında korkunç bir fark var. Müzisyenler evet. daha iyi kazanıyor. Çok iyi kazanıyor demek istemiyorum Türkiye şartlarında. Ama ülkemizde biraz galiba biraz enflasyona bindi. Yani sizin de şehir şehir dolaşmanızın nedeni, tiyatrocuların da şehir şehir dolaşmasının nedeni bu. Gerçekten, gerçekten kimse iyi kazanmıyor. Çünkü müziğimizi başkalarına da satmamız lazım. Müziğimizi, oyunlarımızı, filmlerimizi, bütün sanatkarlarımızı memleket sınırlarının dışına çıkardığımız zaman o paralar geliyor. Komşumuz Yunanistan'da 12 milyon kişi yaşıyor. Bütün sanatçıları yurt dışında. Çalışabiliyorlar. Yani çalışabiliyorlar anlamında. Dünyaya satabiliyorlar her şeylerini. Tabii ki internetin olduğu, müziğin, ondan sonra oyunculuğun, bütün sanatların evrenselleştiği, hatta plastik sanatların ülkeden ülkeye yolculuk yaptığı bir dönemde bizim bu kadar içe kapanık olmamız maalesef sanatçıların kıt kanaat geçinmesine neden oluyor ve çok yorulmalarına neden oluyor. Özellikle maalesef. Yani bizim özür gibi. Dilerim. Yani hard copy satın alma devri yani CD kaset satışı bitti. Size yaradı. Entelektüel, independent gruplara yaradı. Çok güzel oldu. Ben buna hep müziğin ya da sanatın tüketilmesinin demokratik hale gelmesi diyorum. Ama bir yandan da bütün sanatçıları büyük bir zora soktu. Yani sürekli canlı performans yapma zorunluluğu. Onun için yoruluyorsunuz. Evet. Şöyle eskiden bir durum bir albüm var. Yapıp dayıyorduk. Sağlıklı olmaktan bahsettiğim oydu zaten. Şimdi bizim gibi genç nesile hitap eden gruplar sadece üniversite şehirlerinde çalabiliyor. Hmm. Ve üniversite sezonları içinde. Hani öyle bir durum da var bizim için mesela. Hmm. Hani yazın çalabileceğimiz festival olmazsa konser yapamıyoruz. Çünkü üniversite şehirleri bomboş. Öğrencilerin hepsi kendi şehirlerinde. Sınav tarihi falan düşünülen şeyler oluyor. Tabii ki. Hani bizde de öyle durumlar oluyor ama biz zaten işimizi severek yapıyoruz. Ve konserimize ne kadar insanın geldiğini çok da düşünmüyoruz açıkçası. Eğleniyoruz, biz eğleniyoruz, kavga ediyoruz ya da gülüyoruz. Hani zaten orada yaşadığımız bir süreç var. Ve bununla yaşamayı seviyoruz sanırım. Genç kalmanız harikulade ama hiçbir zaman çok paranız olmayacak. Olmasın. Çünkü parası olanlara yönelik şarkılar yapmıyorsunuz. Yani parası için yapıyor olsaydık zaten. Motivasyon gerekiyor çok aslında paradan çok. Çok konser verdiğin zaman da bir süre sonra hep sıradan bir şeye bağladığı zaman artık motivasyonu düşüyor ve motivasyonu düşünce de müzik yapmanın bir anlamı kalmıyor. Ya Kerem Görsev'in dediği çok güzel bir röportajında bir laf vardı. Para insana yaşlılığında lazım olacak diye. Ona da başka biri söylemiş galiba. Hani ona da başka birisini söylemiş. Evet. Müzisyen söylemiş. Çok yani. Değerli bir laf. Sadece Kerem Görsev'e söylemişler. O da çocuklara söylemiş. Yok o bir röportajında söylemişti de o. Ne? Şu anda çok onu düşünecek durumda değiliz zaten. Hani meşguliyetler, işte konser vermek, üretmek. Para bir sürü insanın parası sizin yaptığınızı satın alamaz. Ya da sizdeki kabiliyeti onlara şey yapamaz. Para nedir yani? Harikulade bir konuşmaydı. benim biraz uykum geldi ama olsun. çok iyisiniz, çok iyisiniz. Konserler en az sayınız kaç bir konser için? Yani kaç yüz kişi olması lazım bir konserde? Ben son 2 senedir varım. Ben girdikten sonra bir hareketlendi gibi oldu galiba. Harika. Ondan öncesi biraz karanlık. Tam kapatıyorduk. Şimdi şu sebepten müzik zenginleşti o yüzden daha çok. Evet 5 kişi olduk falan. Birkaç falan. Ses daha eklendi falan. Katman arttı. Programa hareket getirdin. Yani en az son 2 yıldır 1000 oluyor. 1000 ve üstü. Çok güzel. 1000 ve ötesi. Ve seyircinizi tanıyorsunuz değil mi? Yani onlarla tanışıyorsunuz, görüşüyorsunuz. Konser sonrası. Ya çok fırsat oldu. Aşırı derecede fan kulüp olduğunu iddia eden insanlarla tabii ki görüşüyoruz. Seviyoruz da çok tatlılar ama genelde bütün konserlerimize gelen kitle bir devir daim içinde. Gelenler yaşlananları yani, gönderiyorsunuz. Biletler bittiği için bir sonrakilere bırakıyorlar. Çok iyi. Ya anneleri babalarıyla da gelenleri var. Harika. Bu arada yılda birkaç kere de işte Bostancı Gösteri Merkezi gibi aslında o konser biraz şeydi. Kendimizi denemek için yaptık. Biz şöyle bir salon konseri yapmamıştık. Lisedeyken çalmıştık zaten. Lisedeyken biz müzik
yarışmasında çalmıştık hepimiz. Söylemek zorunda değiliz ya. Efendim? Evet, olsun, açıldınız, fena gitmiyor. Devam. Ya kendimiz denemek için yaptık aslında. O yüzden de öyle bir konser günlüğü gibi filmini yaptık. Şimdi gene Nisan'da bir tane daha yapacağız Bostancı Gösteri Merkezi konseri. Arada böyle büyük konserler yapmayı düşünüyoruz. Gene umarım hepsi Bostancı gibi. Tabii yani konuk sanatçılarımız da oluyor. Mesela bugün Gökhan abi de buradaydı, Gökhan Türkmen. Bostancı konserimizde, tabii belgeselde yer vermedik ona. Ama Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir tane bizden, bir tane de biz ondan olacak şekilde iki şarkımıza konuk sanatçı oldu. Bostancı Arena'da Harun Tekin. Evet, ne güzel. Sağ olsun. Harun'un olması. Evet. Onlar da çok iyiler. Çok saçları tatlı. Dökülmeye başladı ama fena değiller hepsi. Yani. Çok güzel öğütler aldık ondan. Grup olmak ya da ya. Çünkü yani grup olmak bu devirde biraz aslında tuhaf bir şey. Çünkü mesela 1994 MTV ödüllerine bakıyorsunuz hep grup. Evet. Şimdi bakıyorsunuz hep tek kişi. Yani tek kişi grup diye ayrı bir kategori var. Sanat üzerine kurulu artık o. Daha kolay. Yani. Grup olmak çok zor. Sistem de şunu yaptı. Eski gruplar daha isyankar. Prodüksiyonu zor her şeyden önce. Öyle ama bir yandan da isyankar. Yani da müzik şirketleri ya da aradaki adamlar, kadınlar değil mi? Ara katmanlardaki yöneticiler değil mi? Direktörler bilmem neler filan. Gruplarla başa çıkamıyor ama tek kişiyle başa çıkmak çok kolay. Çok kolay. Bir pazarlama stratejisi varsa eğer, ki şu anda daha belirgin bir strateji var bence. O zaman tek kişiyi kontrol etmek daha kolay. Daha kolay tabii. Ama 5 kişi olunca biri bir şey diyor, ben ona söylüyorum, o hayır diyor, o olabilir diyor, bir şey diyor. Sonra o böyle arafta kalabiliyor. Ya 25 yıllık yayın hayatımda beraber tuvalete gitmek zorunda olan gruplar gördüm. Ayrılamıyorlar. Ya birinin çişi gelmiş, arkadaşlarıma sormadan gidemem diyor. Böyle şeyler de var. Böyle bağlılıklar da var. Böyle garip şeyler. Grup zor bir şey hakikaten. Bir de şimdi artık kolaylaştı yani. Evinde home stüdyonu kurabiliyorsun. Bir ses kartı alabiliyorsun. Ha, bir de falan. Tabii ki. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz. Hanımlar, beyler, biz yüz yüzeyken konuşuruz. Alkışlıyoruz.